Herkese merhaba. Bu sefer apartmanın içinden size bir merhaba diyeyim dedim. Hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Üçüncü hafta kontrolümüze gidiyoruz. Ameliyat olalı 3 hafta oldu. Bugün kontrolüm var. Düşmeden şöyle ineyim dedi. Videoyu açmayı unuttum. Dedim şurada hemencik bir selam vereyim, videoyu açayım. Artık haftada bire düşecek büyük ihtimalle. Genelde perşembe günleri oluyor bu kontrollerde. Gideyim bakalım ne diyecek, nasıl olacak. Size de haber veririm. Orkide Ayşe Kağı 5 litre. Geldim şimdi üniversite hastanesine. Benim kontrolüm. Çok kalabalık. Oo, her yer kalabalık. Vallahi asansöre doğru gidiyorum. 4. kata çıkacağım. Bakalım. Nasıl oldu ya? Daha iyi olmaya çalışayım çok şükür ya. Yok iyisin mi? Çalışayım mı? Eşim de arabayı park etmeye gitti o. Burada araba park yeri de sıkıntılı çünkü otopark yenileniyor. O nedenle. Oo, herkes asansör sırası bekliyor. Hadi ben de katılayım. Şu an saat 5'e geliyor ve ben ancak çıkıyorum. 1.30'da geldim, sıramı aldım. Vallahi yoğunluk, bayram sonu yoğunluğuydu herhalde, anlamadık yani. Hastanede kimse kalmadı, ben şimdi çıkıyorum. Hadi gidiyorum artık. Ay bekle mahvolduk ya. Evdeyiz. Sonunda geldik arkadaşlar. Bugün ne oldu anlamadık. Ne doktorlar bir şey anladı, ne biz bir şey anladık. Nasıl kalabalık ama. Şimdi acıktım. Ağzıma şöyle azıcık bir küçük parça bir şey attım. Şu mayalarımı kaldım. Hızlıca ne yaptık biliyor musunuz? Çocuklar pizza istiyordu kaç gündür. Hemen bir hamur mayaladık. Evde şey vardı. Kasaptan aldığımız sucuk falan vardı. Mısır da vardı. Kaşar var. Bir iki malzeme eksikti. Mantar falan eksikti. Onları gitti almaya eşim şimdi. Hamurunu hemen mayaladık. Bir de hızlı mayalansın diye ben ne yaptım biliyor musunuz? Polar battaniye açtım. Onun arasına elektrikli battaniyeyi koydum. Hamurun kapaklı bir kabı var zaten. Ona koydum. Üstünü güzelce sıkıcına kapattım. Yani bir yarım saatte mayalansın diye hızlı mayalanmaya aldım.
şu an tezgahın üstünü görmemiz lazım. Şöyle az çevireyim. Burada da bulaşıklar. Un bitmişti kabında. Onu boşalttım. Maya falan lazım oldu işte. Onları falan koyduk. Hemen hızlıca dedim makinayla yoğuralım. Hem makinenin yoğurduğu böyle mayalı hamurlar yumuşak oluyor ya. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Kaçtır söylüyorum size. İyi ki de almış eşim. Allah razı olsun. Bin kere razı olsun. Ama sert hamur asla yoğrulmuyor. Yani güzel olmuyor. Bir kere zaten şöyle yerine oturtmaya çalışıyorum da o hamurun ayarını da tutturamıyorsunuz. Yani sert olması için elinizle hissetmeniz lazım ya. O hamurun ayarını da tutturamıyorsunuz. Onun için de güzel olmuyor zaten. Neyse arkadaşlar, hamuru yoğurduk. Dediğim gibi hemen hızlıca bir mayalanmayı aldık. Ben şu ortalığı toplarken size anlatayım dedim. Şu şekerimi de koyayım dolaba da. Bu ev iyi, hoş, güzel de işte maalesef birazcık böyle karınca problemimiz var. Çözmeye çalışıyoruz. Çözeceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Öyle bir sıkıntımız var ama olsun, yapacak bir şey yok. Bayağı bir sürdü. Dediğim gibi eşim sıkıldı. Şimdi diğer hastaların da böyle yakınları falan gelmiş yanlarında. Onlar da sıkıldılar. Kimisi çocuğuyla gelmiş. Onlar sıkıldı. İnanır mısınız? Biri çeyrek geçiyordu. Hatırlamıyorum tam. Ya da 1,5. En geç 1,5'tu işte. Ben sıra aldım. Ondan sonra bir gittim ki ne gideyim. Yani sondan 3. kişi miydim? 4. kişi miydim? Öyle bir şey. Şimdi bir yandan makinayı da yerine getiriyorum arkadaşlar. Hemen zaten sabahtan da şey vardı. Ya bunu elimde yıkayacağım çünkü biraz şey yapmamış, sıyırmamış onun içini. Sabahtan bulaşıklar zaten içindeydi, toplamıştım hemen. Hemen şimdi çalıştırayım. Başka bulaşığımız kalmadı değil mi sağda solda? İyi tamam, kalmamış. Deterjanını atayım bir tane. Bir de bugün Mersin bir sıcak. Bir sıcak. Kaprilere geçtim ben. Kapri pantolon giydim. Hatta benim ilk göz ameliyatı olduğumdaki ameliyat arkadaşı diyeyim, hastane arkadaşım Gülseren abla da bugün kontrole çağrılmış. O da oradaydı. Terlikle gelmiş. O da diyor ki sen diyor iyi diyor spor ayakkabısı giyebiliyorsun diyor. Ben de bunun dışında bir şey giyemem yazın. Vallahi dedim hani benim ayağımın rahat olması lazım. Biliyorsunuz ayaklarımın şiştiğini. Bu sebepten dolayı dedim ben hani sandalettir terliktir çok giyemiyorum. Sandaleti gördünüz. Birkaç gün önce giydim ne hale geldi ayaklarım. Hadi dedim çorap giymeyle uğraşmayayım. Hakikaten yazın çorap ve spor ayakkabısı aslında sıkıntı oluyor. Ama en rahat ettiğimde o oluyor. Onun için de spor ayakkabısına devam. Ha, yazlık ketenler var. Onlardan almayı düşünüyorum. Bakalım kısmet. Pizzanın hamurunu yoğurduk demiştim. Şöyle hamurumuzu gösterelim size. Bakın. Hemen hızlıca bir mayalandırdık. Çok güzel kabardı. Eşim şimdi tepsileri hazırlıyor. Tepsinin alt tabanını yağladı. Çok az bir miktarda da mısır unu serpiyoruz. Pizzanın alt tabanına. Şöyle malzemelerimiz burada. Mantar. Şöyle ne kadar diyeyim size. Tavla zarı inceliğinde doğranmış. Yeşil biber. Mısır. Zeytin. Burada da kaşar. Sosis. Sucuk ve salamamız. Gördüğünüz gibi hepsi hazır. Siz bunu farklı farklı malzemelerle de yapabilirsiniz tabii ki. Biz bu şekilde yapıyoruz. Çocuklar da seviyor. Şimdi hamura geçiyor sanırsam. Elini mi açacaksın? Merdaneyi vereyim mi? Merdane lazım. Heh, tamam.
Hemen merdaneyi verelim. Bu arada sos da hazır. Yine üstüne şöyle bir pizza sosu yaptık. Pizza sosuna neler koydun? Tarif verebiliyor muyuz? Domates salçası var. Başka baharat var. İşte bir de tuz var. Yağ? Evet. Yağ var. Yağ ile kavurdum. Üzerine alıp içeri su ekledim. Yağ da birazcık domates salçasını kavurup üzerine çok az su konuyor. Daha sonra da işte biz mesela buna kekik koyuyoruz. Çok az pul biber. Yani sos, bildiğimiz sos yapıyoruz. Hatta bazen içine ketçap sıkanlar da var. Olabilir, ketçap da sıkılabilir. Şimdi hamura gelelim. Hamur çok güzel olmuştu. 5 dakika deneyeceğiz. Hamuru ikiye böldük. Şimdi bir 5 dakika dinlenme süresi var. Ondan sonra açıp tepsiye döküp, yani tepsiye yayıp üzerine şekil vereceğiz. Hamuru mermerin üzerinde gördüğünüz gibi açıyoruz. Biraz merdane ile, biraz el yordamıyla tepsinin boyutuna getiriyoruz. Hamurumuzu çok kalın yapmıyoruz arkadaşlar. İnce olacak. Yani bu meşhur pizzacılardaki pizzalara benzetiyoruz. Evet, ilk hamur tepsiye girdi. Diğerini açacaksan onu bu tarafa alayım. Hamurun kabarmasın diye böyle çatalla delikler açılıyor. Yoksa biliyorsun mayalı hamur hemen kabarır. Diğer tepsiye de. Şimdi bu pizzanın özelliği arkadaşlar, bu hamurlar bu şekilde bakın. Sadece açıldı, tepsiye kondu ve çatal yardımıyla delikler açıldı. Şimdi fırına girecek bir 5'er dakika, ondan sonra süslemesini yapacağız. Şimdi fırına bir 5 dakika gösterdik şeyleri, pizzaları. Üzerine soslarını sürüyoruz arkadaşlar. Sosu güzelce yayıyoruz. Gördüğünüz gibi bol soslu bir pizza. Üstünde süslemesi artık siz nasıl seviyorsunuz, nasıl istiyorsanız o şekilde. Şimdi hemen alt kısmına biraz kaşar. Aynı şeyi iki tepsi içinde uyguluyoruz. Şöyle çekeyim ben size. Bakın. Kaşarlarını güzelce yaydık.
mantar. Ayarlayacağım şu bunları. Şimdilik idare böyle iki eşit parçaya ayırmak için öyle koydu eşim. Şimdi dizecek onları güzelce yerlerine yerleştirecek. Şimdi en önce ne yaptık? Kaşar attık, mantar attık. Neye geçtik? Salama. Salam. Sonra tekrar tekrar söylüyorum. Belki orayı kaçıranlar var. Şimdi diğer süslemeleri. Acaba domates de koysam mıydık? Gerçi sulandırıyor domates. Koyanlar var da. Koyuluyor. Sebze ağırlığı isteyenler farklı farklı şeyler de görüyor. Ne deniyordu ona? Vejeteryan. Ha. Ama şimdi biberler de girince daha da güzel görünmeye başladı. Domates görüntüsü için kırmızı biber koyabilirdik. Neyse. Bol malzemeli pizzalar geliyor arkadaşlar. Dizim konusu tamamen sizin zevkinize kaldı. Yani canınız nasıl istiyorsa öyle yerleştirin. Hani bir sırası yok bunun. Sadece hamurun üstünde sos, alta kaşar. Onun üstüne dediğim gibi her şeyi istediğiniz şekle koyabilirsiniz. Evet, sırada mısırlar var. Şimdi en son olarak üzerine tekrardan kaşar eklemesi yapıyoruz. Bol kaşarlı olursa çok daha lezzetli olur arkadaşlar. Kocaman iki tepsi pizzamız var. Tamam. Şimdi fırına gidiyor. Şimdi hamurun tarifini isteyenler olacak. Onu ben size yorumlarda yazayım. Son görüntüsü de şu şekilde. Şimdi fırına gidiyorlar. Hadi bakalım. Bir güzel güzel pişsinler. Pizzalar pişti arkadaşlar. Oh, mis mis mis. Ev yapımı pizzamız hazır. Ev yapımı ama yani o büyük markaların pizzalarıyla eşdeğer. Şöyle bakın. Ay. Heh, şöyle size yakından çekeyim. Bakın kaşar ne güzel erimiş. Malzemeler çok güzel pişmiş. Hadi bakalım dilimleyelim. Ustanın içine karışmayayım ben şimdi. Spatula istiyor musun çıkarmak için? Sıcacık. Altı da böyle. Bakın altı da eşit pişiyor. Mısır unuyla yağ tepsiye yapışıp kalmasını engelliyor. Hem de altının güzelce kızarmasını sağlıyor. Bu da size bir püf noktası. Masayı kurduk. Buyurun efendim, pizza şölenine. Hadi bakalım, bize afiyet, şeker, bal olsun. Ev yapımı pizzamız. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Takipte kalın. Bizimle kalın.